Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an-ı Azimüşşan'ın 40 vecih ve mucize keyfiyetlerinden sırr-ı belagat olarak üstadımızın örnek verdiği yerleri okuyorduk. Yedinci sırrı belagat diye. Şimdi bu akşam bayağı uzunca bir ayet var. Orijinal metnini de okuyalım. Onun da sevabını alalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere ennallahi yüzci sahaben thümme yüellifü beynehu thümme yec'aluhu rükemen feteral vetka yakrucu min hilalih ve yunezzülü mine semai min cibalin fiha min beredin fe yusibu bihi men yeşâ ve yasrifu an men yeşâ yekâdü senâ bergiyyetem bilebsâr yugallibullâhu leyle ben nehâr inne fî zâlike la'ibreten li ullebsâr vallâhu halaga kulle dâbetin min mâin fe minhüm men yemşi alâ batnihi ve minhüm men yemşi alâ rijleyni ve minhum men yemşi ala erba'in yahlugullahu ma yeşâ innallaha ala kulli şeyin kadir sadakallahu lazim. Okumuş olduğum uzunca ayet Nur suresinin 43, 44 ve 45. ayet-i kerimeleriymiş. Kısacık Türkçe mealine de bakalım. Görmedin mi ki Allah bulutları dilediği yere sevk eder. Sonra onları birleştirir ve üst üste yığar. Sonra da onun arasından yağmur tanelerinin süzüldüğünü görürsün. Gökteki dağ gibi bulutlardan Allah dolu taneleri indirir ki onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzak tutar. Şimşeğin parıltısı ise neredeyse gözleri alıverir. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Şüphesiz ki bunda gören gözler için bir ibret vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir çeşit sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini dilediği şekilde yaratır. Allah'ın kudreti muhakkak ki her şeye yeter. Türkçe kısacık meali böyle. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bakalım bu ayetle alakalı kendisi neler söylüyor. İşte şu ayet mucizat-ı rububiyetin yani Allah-u Teala'nın yaptığı mucize işlerin en mühimlerinden ve hazine-i rahmetin en acip perdesi olan bulutların teşkilatında, şekillenmesinde, yağmur yağdırmaktaki tasarrufat acibi beyan ederken, güya bulutun eczaları, parçaları cevvi havada, atmosferde dağılıp saklandığı vakit, istirahata giden neferat askerler müsüllü bir boru sesiyle toplandığı gibi, emri ilahi ile toplanır o bulut parçaları bir araya gelir toplanır bulut teşkil eder. Sonra küçük küçük taifeler bir ordu teşkil eder gibi o parça parça bulutları telif edip birleştirip kıyamette seyyar dağlar cesametli şeklinde ve rutubet ve beyazlık cihetinde kar ve dolu keyfiyetinde olan o sehab yani bulut parçalarından ab-ı hayatı, hayat suyunu, yağmuru bütün zihayata gönderiyor. Fakat o göndermekte bir irade, bir kasıt görünüyor. Hacata yani ihtiyaca göre geliyor. Demek gönderiliyor. Tesadüfen kendi kendine bulutlar oluşmuyor. Tesadüfen de yağmurlar yeryüzüne inmiyor. Kasten indirildiğine göre birisi onları gönderiyor. Cev berrak, atmosfer berrak, safi,
hiçbir şey yokken bir mahşer acayip gibi dağvari, dağlar misal parçalar, o bulut parçaları kendi kendine toplanmıyor. Belki zihayatı bütün canlılar dünyasını tanıyan birisidir ki gönderiyor o bulutları, sevk ediyor, gönderiyor. Sonra yağmuru yeryüzüne indiriyor. İşte şu mesafeyi maneviyede Cenab-ı Hakk'ın kadir, alim, mutasarrıf, müdebbir, mürebbi, muhis, muhyi gibi Allah'ın isimleri bunlar. Bunlar gibi esmaların, isimlerin matlaları, doğuş noktaları görünüyor. Yani sebepler bir bahanedir. Sebepler perdesi arkasından bu harika sanatlı işleri yapan benim diyor Allah-u Teala'ya. Ben yapıyorum bunları diyor. Gören gözler için bu olaylarda bir ibret vardır. Bütün bunlar benim varlığımın ve birliğimin delilleridir, şahitleridir diye bu ayetler lisanıyla insanlara kendisini tanıttırıyor. Zaten insanın da asli vazifesi bu kainatın yaratıcısını tanımak, ona iman ederek ibadetle karşılık vermek değil mi? Allah da bunu istiyor kullarından zaten. Ayetlerin diliyle de kendisini bu icraatlarıyla tanıtmış oluyor. Sekizinci meziyeti cezalet, yine Kur'an'ın bir başka mucize keyfiyeti. Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini, yani ahirette yapacağı harika işlerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye, yani hazırlık hükmünde ve zihni tasdike müheyye etmek, ahirette kabul ettirmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efali zikreder. Yani ben haber verdim, inanın, inanmak zorundasınız demiyor Cenab-ı Hak. İnandırmak için deliller, şahitler gösteriyor. Ahirette yapacağı işlerin örneğini dünyadan nazarımıza sunmak suretiyle inanmamızı Cenab-ı Hak kolaylaştırıyor. Öyle anlayalım bu meseleyi. Veyahut istikbali ve uhrevi olan, yani ahirette yapılacak olan ef'ali acibe ilahiyi, Allah'ın o acayip fiillerini öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz olan, yani görmekte olduğumuz çok nazireleri, benzerleriyle onlara kanaatimiz gelir. Yani bir daha söyleyelim. Allah bize körü körüne inanın, iman edin demiyor. Gözümüzün önünde yaptığı icraatları örnek göstererek kalbi, aklı inanmaya hazır hale getiriyor. Şimdi onlardan mesela bir ayet, Allah dünyada yaptığı icraatını nazarımıza sunuyor. Ben dünyada bunları yapıyorum, buna benzer ahirette daha harikasını yapacağım diyor. Mesela evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe izâ huve hasîmun mubîn. Ta surenin ahirine kadar, yani Yasin Şerif'in ortasında başlıyor bu ayet-i kerime. Sonuna kadar ayetler peş peşe devam ediyor. İşte şu bahiste haşir meselesinde, yani öldükten sonra insanların çürümüş bedenlerinin Allah tarafından tekrar diriltileceği, insanların bedenlerinin tekrar yaratılıp herkesin ruhu kendi bedenine girerek ruh beden müşterekliğinde bir ahiret hayatının başlayacağını şu bahiste Yasin Şerif'in son sayfasının yarısından sonra Kur'an-ı Hakim haşri, o yeniden dirilişi ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. İspat. Hepinizi yaratacağım diyor Cenab-ı Hak. Bunu ispat ediyor. Nasıl? Şöyle. Evvela neşe-i ulayı nazara verir. Yani insanın bu dünyada ilk yaratılışını Cenab-ı Hak örnek olarak
gözler önüne sererek diyor ki, nutfeden alakaya, yani bir damlacık nutfe suyundan kan pıhtısına, alakadan mudgaya, yani bir çiğnem et parçasına, mudgadan o bir çiğnem etten ta hilkati insaniyeye, yani bebek şekline, bebek suretine dönünceye kadar neşetinizi, ana karnındaki yaratılışınızı görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neşe-i uhrayı, ahiretteki ikinci dirilişi inkar ediyorsunuz? O onun misli belki daha ehvenidir. Yani aslında görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yarattık da sonra o bize apaçık bir düşman kesiliverdi. Okuduğum ayetin Türkçe meali kısaca oydu. Başka ayetlerde de bu üstadın yaptığı açıklamalar var zaten geniş geniş. Görüyorsunuz diyor Cenab-ı Hak, görmediniz mi diyor. Ya ana karnındaki çocuğun nasıl bebek suretine geldiğini asırlar boyu insanlar aslında görüyor değillerdi. Ama ahir zaman insanları olarak bizler anne karnında, ana rahminde bir çocuğun nutfe suyundan kan pıhtısına, oradan bir çiğnem ete, oradan et kemik, oradan bebek şeklinde dönüşünü son derece hassas optik cihazlarla çekilen filmlerle ahir zaman insanları biz görüyoruz. Allah Allah. Yani yumurtayla spermin döllenmesi, sonra hücrelerin bölüne büyüye bebek şekline gelişini ahir zaman insanları biz görüyoruz. Hatta Yeni Asya olarak biz 1980'lerin başında Yaratılış Mucizesi diye bir kaset, video kaset yapmıştık. İşte optik cihazlarla çekilmiş ana rahmindeki çocuğun bir zigot denilen o minnacık şeyden bebek suretine gelinceye kadar geçirdiği safhaları, yani çekilmiş filmleri buradakileri anlata muhteşem bir ders ortaya çıkarmıştık. Yani örnek bir çalışmaydı o. Sonra arkası geldi, bir sürü kasetler yaptıydık. Allah'a ve ahirete imanı ispatlayan harika derslerdi onlar. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsanat-ı azimi, çok büyük ikram ihsanlarını, اَلَّذ۪ي جَعَلِ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْتَرِ نَارًا. Ya bu ayet ne demek biliyor musunuz? Bu da Yasin-i Şerif'te geçiyor, 80. ayet. Odur ki yemyeşil ağaçtan size ateş çıkarır. Allah Allah. Arabistan'da bir cins ağaç var, normal yeşil ağaç. Dallarını birbirine sürtüyorsunuz, yeşil ağaçtan ateş fışkırıyor ya. Allah Allah. Bunu görüyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Bu kelimeyle işaret edip der, size böyle nimet eden zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatarsınız. Ya, ya. Ben ölürüm, her yaptığımdan da bir güzel kurtulurum, yok olup giderim. Yok öyle bir şey ki. Yok olup gitmek yok. Yok öyle bir şey. Ben çürüyüp giderim. Bu dünyada ne halt karıştıysam hepsinde insanlar unutur geçer gider. Kardeşim öyle değil ki ya. Yani kimin zerre kadar iyi ameli varsa mükafatını görecek. Kimin zerre kadar kötü amelleri varsa odunun karşılığını görecek. Hiç bu işin şakası yok. Allah öyle haber veriyor zaten. Hem remzen bu ayeti kelime işareten der, ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Ya kıştan sonra baharda ağaçlara su yürüme zamanı geldiği zaman, yani cemreler havaya, suya, toprağa düştüğü zaman, yani hava, su ve toprak ısınınca 4 Mart'ta son cemre düşüyor. Ondan sonra ağaçlara su yürüme zamanı başlıyor. Ayakta duran, iskeleti andıran, hiçbir canlılık alameti olmayan ağaçlar
su yürüme zamanı geldiğinde birdenbire tomurcuklanmaya, ondan sonra küçük yapraklar vermeye, çiçeklenmeye, meyveye duruyor. Bunu görüyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibat ediyorsunuz. Allah Allah. Ben öleceğim, toprağa gireceğim. Etim kemiğim toprağa karışacak, sonra bu kemikler dirilecekmiş. Buna nasıl inanılır diyorsunuz siz? Akıldan uzak görüyorsunuz. E Allah bunu yapıyor, ölmüş ağaçları diriltiyor işte. Hem semavat ve arzı halk eden, yaratan, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından, hayatından ve ölümünden aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden, o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczası ve hikmetle yorulmuş hilkat şeceresini, yaratılış ağacının abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? İşareten de ayet bunları da ifade ediyor. Der, haşirde yeniden diriliş sabahında sizi ihya edecek, kıyametten sonra diriltecek zat öyle bir zattır ki bütün kainat ona emir ber nefer hükmündedir. Emir eri gibidir. Her şey Allah'a boyun eğmiş vaziyettedir. Emri kün feyekün, yani ol emrine karşı kemali inkiyat ile serfuru eder. Allah'ın emrine boyun eğer. Bir baharı halk etmek, yaratmak, bir çiçek kadar ona ehven gelir, kolay gelir. Ya bir papatya çiçeğini ne kadar kolay yaratıyorsa Allah, koca baharı da eşit derecede aynı kolaylıkla yaratıyor. Çünkü Allah'ın kudreti sonsuz. Sonsuz kudrete çiçek, bahar, cennet fark etmez. Hepsi eşit derecede kolay. Bütün hayvanatı, canlılar alemini icat etmek bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır. Kolay geldi görüyoruz zaten ya. Bütün canlıları yaratıyor kolaylıkla. Öyle bir zata karşı men yuhyil idam, yani bu çürümüş kemikleri kim diriltecek deyip kudretine karşı taciz ile meydan okunmaz. Ya Ümeyye bin Halef diye bir müşrik, kocaman bir kafir, elinde ölmüş bir adamın kemiğini getirmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç sahabesiyle beraberken sormuş, gale, Allah haber verdi, gale dedi ki, men yuhil idame ve hiramim, bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Kimin gücü yeter? Tekrar dirilmek diye bir şey yok, ahiret diye bir şey yok. Senin anlattığın masal demeye getirmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ama onun o sorusunu hem ayet lisanıyla Yasin-i Şerif'te haber veriyor. Hem de قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Allahu Ekber. De ki, o çürümüş kemiklere hiç yokken ilk baştan kim yaratıp hayat verdiyse aynı zattır ki o çürümüş kemikleri tekrar diriltecek ve yeniden insan suretini çevirecek. Öyle söyle diyor ayet-i lisanlı Cenab-ı Hak. Sonra فَسُبْحَانَلَّذ۪ي بِيَد۪ي مَلَكُوتُ كُلِّ şeyin tabiriyle, yani şanı ne yücedir onun ki her şeyin hüküm ve tasarrufu elindedir anlamında bu ayet. Bu tabirle her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitap sayfaları gibi kolayca çevirir. Dünya ve ahireti iki menzil gibi bunu kapar, bir odanın kapısını kapayıp öbürünü açar gibi bir Kadir-i Zülcelal'dir. Dünya kapısını kapatır, ahiret kapısını açar. Bu kadar kolaydır Allah'a. Ya işte Allah hakkıyla tanınmazsa elbette ahiret inancı da takliden olur, taklidi olur.
Cenab-ı Hakk'ı ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle, diğer isim ve sıfatlarıyla hakkıyla tanıyan adam, bu gecenin sabahı gelmesi, bu kışın baharı gelmesi gibi ahirete o kadar kolay inanır. Yeter ki hakkıyla Allah'ın ne olduğunu bilsin. Toptan bir ifadeyle işte Allah bu alemi yaratmış diyerek bırakmamak lazım Allah'ı. İyi bilmek, iyi tanımak lazım. Buna marifetullah ilmi deniliyor. Allah'ı bilmek, tanımak ilmi. Bu marifetullah ilmi de bütün ilimlerin şahı, padişahı, esası, temeli, ruhudur. Onun için Risale-i Külliyatı bütün ilimlerin en tepesindeki bir marifetullah ilmidir. Madem böyledir, bütün delailin, delillerin neticesi olarak ve ileyhi turcaun, yani kabirden sizi ihya edip diriltip haşre getirip, haşir meydanına, o hesap kitabın görüleceği meydana getirip huzur-u kibriyasında hesabınızı görecektir. İşte şu ayetler haşrin kabrine, yani insanların kıyametten sonra çürümüş bedenlerinin tekrar diriltilerek ahiret hayatına hazır bir insan şekline getireceğine zihni müheyya etti, hazırladı. Kalbi de hazır etti. Çünkü nezairini, yani benzerlerini dünyevi efal yaptığı icraatlarıyla de gösterdi. Hem kah oluyor ki efali uhreviyesini, ahirette yapacağı işlerin Cenab-ı Hak öyle bir tarzda zikreder ki dünyevi nezairlerini, benzerlerini ihsas etsin. Ta istibat, yani akıldan uzak görmeye ve inkara meydan kalmasın. Mesela اِذَا الشَّمْسُ كُوْوِرَتْ اِلَاهِرْ اِذَا السَّمَاءُ فَتَرَتْ اِلَاهِرْ اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ. Şimdi bunlar muhtelif surelerin başlarındaki birinci ayetler. Tekvir suresinin birinci ayeti ilk okuduğum, güneş dürülüp toplandığında anlamındaymış. İkincisi İnfitar suresinin birinci ayeti, gök yarıldığı zaman. Üçüncüsü İnşikak suresinin birinci ayeti, gök yarıldığında anlamındaymış. İşte şu surelerde kıyamet ve haşirdeki, yeniden dirilişteki inkılabat-ı azimeyi ve tasarrufat-ı rububiyeti, o büyük değişimi öyle bir tarzda zikreder ki insan onların nazirelerini, yani benzerlerini dünyada, mesela güzde baharda gördüğü için, yani sonbahar ve ilkbaharda görüyoruz. Kalbe dehşet verip akla sığmayan o inkılabatı, o büyük değişimleri kolayca kabul eder. Şu üç surenin meali icmalisine işaret dahi pek uzun olur. Onun için bir tek kelimeyi numune olarak göstereceğiz. Mesela İvessufu nüşüret. Ya amel defterleri açıldığında anlamındaymış. Yani her insanın 70, 80, 90 senelik ömründe ne yaptıysa bütün bunların yazıldığı amel defteri insanların kendilerine verildiğinde anlamında. Bu kelime ifade eder ki haşirde, o yeniden dirilişte herkesin bütün amali bir sayfa içinde yazılı olarak neşrediliyor. Allah Allah, bir sayfada 90 senelik bir ömrün bütün yapılan amelleri nasıl sığar? İşte şu mesele kendi kendine çok acayip olduğundan akıl ona yol bulamaz. Fakat surenin işaret ettiği gibi haşr-ı baharide, o bahar dirilişinde başka noktaların nazilesi benzeri olduğu gibi şu neşr-i suhuf sayfaların neşrin nazilesi pek zahirdir. Çünkü her meyvedar ağacın ya çiçekli bir otunda amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var. Esma-i İlahi'yi,
Allah'ın bin bir güzel isimlerini ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise o çiçeklerin, çekirdekleri ve çiçeğin kendisi, onların da ubudiyeti kulluğu var. İşte onun bütün bu amelleri tarihi hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla gayet fasih, açık bir surette analarının ve asıllarının amalini, amellerini zikrettiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sayfi amalini, amel sayfalarını neşreder. İşte gözümüzün önünde bu hakimane, hafizane, yani hikmetle her şeyi muhafaza ederek müdebbirane, mürebbiyane, latifane şu işi yapan odur ki der ve sufun nüşret, başka noktaları buna kıyas eyle, kuvvetin varsa istinbat et. Şimdi tabii Üstad Hazretleri 1930'larda yazmış bu dersini. Hatta 30'dan da önce 1928'de telif etmiş. O tarihlerde bilgisayar diye bir şey yok. Onun için çekirdeklerden, tohumlardan misal vermiş. Aradan çok zaman geçtikten sonra bilgisayar denilen bir şey çıktı ortaya 1970'lerin başında. Oda büyüklüğünde cihazlar da o zaman. Şimdi ben şu anda laptop'tan ders yapıyorum. Küçücük bir defter gibi bir şey. İçinde dünya kadar malumat var. Mesela flash bellek denilen bir şey var. Flash bellek. Flash hafıza. Yahu içerisine 500 tane ilahi yükleniyor, hesap et. Mesela bu bilgisayarların beyni olan şeyde hard diskler var ya, hard diskler. Aman ya Rabbi. Yüzlerce, binlerce kitap için alıyor. Bu nasıl iş canım? Yani insan beyninin hafızasının taklidi yapmış insanlar. O hard disk, yani hafıza kartı oluyor tabii bilgisayarlarda. Dünya kadar içinde malumat var. Ya demek ki bir flash belleğe 50 tane kitabın bilgisini yükle, alıyor, daha da fazladır. İyi ama insanların yaptığı flash bellek bunu yaparsa, hard diskler binlerce kitabı içine alırsa, ondan sonra Cenab-ı Hak insanların bir ömürdeki amellerini bir sayfada insanlara niye sunamasın? Sunar. Beyde suhunu şiret, amel defterleri açıldığında diye onu öylece haber veriyor. Yani insanların akıllarının anlaması için bu dünyada yapmış olduğu nice icraatlarını Kur'an'da çeşitli ayetler lisaniyle Allah haber verdiği halde şu medeniyet ve teknoloji aslında Allah'ın ahirette yapacağı işlerini akıllarına sığıştıramayan adamların kendi akıllarını bir kontrol ettirmeli lazım. Gerçekten akıllı mı yoksa deli mi bu adamlar? Yani inanmayan insanlar istediği kadar akıllıyım desin, istediği kadar isminin baş tarafında profesör, doçent, şu bu yazsın, 5 para değer olmaz. İnanmayan adam aslında kendi aklıyla hile yapmış demektir. İnanmak için o kadar şartlar müsait ki ahir zamanda her şey Allah'ı gösteriyor. Her şeyin Allah'ın kudret ve azametine delil oluyor. Bundan sonra bir başka misal daha var ama onu okumaya başlamadan burada bir ara verelim. İnşallah yarın akşam kaldığımız yerden devam ederiz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.